Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Dün ne oldu da piyasa aniden düştü? Emtia ürünlerinde, Bitcoin'de, altında, gümüşte vesaire hepsinde neden düşüş yaşandı? Bunu çok soran arkadaşlarımız var. Evet, her şey güzel gidiyordu. İlk defa da bir kırılım geldi. Yani 75 bas puanlık artıştan sonra Fed'in ilk defa kırılımı, fides düşürdüğünü gördük ve 50 bas puanlık bir artış geldi. Her şey bu zamana kadar güzel gitti. 50 bas puan geldi, yine güzel gidiyordu. Fakat yarım saat sonra Powell'un konuşmaları, arkadaşlar, özellikle iki cümle piyasaları indirmeye yetti. Bir tanesi, politika faizimizi 5.1'e çıkarıyoruz. Bu çok önemliydi. Zaten piyasayı en çok indiren, düşüren buydu. Politika faizimizi 5.1 belirledik. 5.1 olana kadar faiz artırımları devam edecek. 2023'te de devam edeceğiz. Şu an için faiz indirimlerini yapmak için çok erken demesiyle birlikte şahinvari bir konuşmasıyla piyasalarda düşüş tekrar başladı arkadaşlar. Şunu da bilelim. Şu demek değil ki. Yani biz düne kadar hep 75 bas puan arttıran bir FED görüyorduk ve kesinlikle 75'in altında faiz gelmeyecek diye düşünüyordu insanlar ki biz hep konuşuyorduk. Eninde sonunda yavaşlayacak, bir yere kadar gelecek, bir şöyle kendine çeki düzen verecek. Evet, geldi, 50 bas puana kadar bir kırılım yaşadık arkadaşlar. Bunun ilerisinde de FED muhtemelen bir sonraki FED toplantısında 50 bas puan yine artırabilir. Artırmazsa 25 gelirse piyasa yine rahatlayabilir. Fakat bu süreç içerisinde Noel ile birlikte şunu da belirtmekte fayda var. Son alımımı, son kurşunumu da artık yapacağım. Bunu da bitireceğim. O hangi ay onu da diyeceğim arkadaşlar. FED artık eninde sonunda yumuşak inişe daha fazla geçecektir. 2023 dese de bu hani 50 bas puan 50 bas puan şeklinde değil tabii ki. Uzun vadeye yayarak 50 bas puan, 25 bas puan, 25 bas puan şeklinde gideceği yönünde olacaktır zaten. Bu da eninde sonunda piyasanın rahatlayacağı güne de gidecektir. Fed'in zaten kafasında şu vardı. Mart ayına odaklanmıştı. Mart ayına kadar, Mart'a kadar faiz artırımlarını devam ettirecek. Mart'tan sonra bir kafamızı kaldırıp bakacağız demiştim. Mart da önemli bir ay ve Mart'a kadar da faiz artırımlarının düşeceğine inanıyorum arkadaşlar. Son alımımı da Ocak sonu yapacağım arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Neden Ocak sonu? Noel ile birlikte, yılbaşı ile birlikte Bitcoin tarihinde her zaman Noel'lerde, yılbaşında düşmüştür arkadaşlar. Ocak ayına giriyoruz. Temkinli olmakta da fayda var. Yılbaşında ve Noel zamanlarında tekrar söylüyorum, Bitcoin en düşük seviyelerine geliyor arkadaşlar. Bu çığırından çıkacak demek değildir. 5000 dolara düşecek değildir. Fakat geri çekilmeler olacaktır arkadaşlar. Biz ne zaman peki rahatlayacağız? Bu arkadaşlar artık yılbaşını da geçirdikten sonra artık Mart ayı bizim ayın olmasını temenni ediyorum dostlar. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.